Coca-Cola 8 Mayıs 1886'da Atlanta, Georgia'da doğdu ve eczacı Dr. John Pemberton'ın ürettiği ilk kola eczanelerde satışa sunulmaya başlandı. Dünya Savaşı ile birlikte atağa kalkan firma her askere nerede olursa olsun 5 sentlik bir şişe kola sözü verdi. Cephelerde Coca-Cola şişeleme tesisleri kuruldu. Coca-Cola tüm dünyaya yayıldı. 25 yıl içinde ise alkolsüz içkiler endüstrisinde zirveye oturdu. Böylece Coca-Cola 1950 yılında ünlü Time dergisine kapak olan ilk marka oldu. Ay'a ilk kez ayak basan Neil Armstrong bile ay yolculuğu dönüşü New York Times meydanında Coca-Cola'nın evine dünyaya hoş geldiniz pankartıyla karşılandı. Soğuk savaş sonrası Amerika'nın en büyük rakibi ve komünist gelenekten gelen Çin bile Coca-Cola'ya kapılarını açtı. Hatta şirket Çin gibi kalabalık bir ülkede büyümek için dünya görüşüyle taban tabana zıt olan devrimci komitelerle işbirliği konusunda anlaştı. Bu sayede Çin'deki her mahallede bulunan devrimci komiteler aynı zamanda bir Coca-Cola satıcısına dönüştü. Daha dün komünist lider Mao Zedong'un rejimi ayakta tutmak için kurduğu devrimci komiteler ve Komünist Parti bugün artık Coca-Cola'nın pazarlama stratejilerinin ortağı oldu. Peki piyasa değeri 183 milyar doları bulan bu şirket Türkiye'ye ilk adımını ne zaman ve kiminle attı? Kadir Has Kayseri'de doğmuş, Adana'da büyümüş ve İstanbul'da okumuş bir iş adamıydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Adana'da vesikayla gaz yağı ve şeker satarak iş hayatına atılmıştı. Coca-Cola ile ilk olarak Adana İncirlik üstündeki mağazalarda tanışan Kadir Has'ın Amerika seyahatlerinde de karşısına hep Coca-Cola çıkıyordu. Kolaya hayran kalan Kadir Has bu içeceği Türkiye'ye getirmeye karar verdi. İş için gittiği bir Amerika seyahatinde bu fikrini Amerika yetkililere açan Kadir Has ilk başta kibarca reddedildi. Amerika'dan eli boş dönen Kadir Has pes etme niyetinde değildi ve bir vesileyle tanıştığı Behçet Türkmen'e bu fikrini açtı. Behçet Türkmen Amerika'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde askeri ateşelik yapmıştı. Her gittiği yerde sağlam dostluklar edinmiş olan Behçet Türkmen aynı zamanda da eski istihbarat teşkilatı başkanıydı. Bu yüzden Amerikalı iş adamları ve CIA ile de arası çok iyiydi. Kadir Has'ın teklifini kabul eden Behçet Türkmen hiç beklemeden Amerika'ya gider ve oradaki hatırlı dostlarını devreye sokarak Coca-Cola ile anlaşır. En nihayetinde İstanbul Meşrubat Sanayi Anonim Şirketi İMSA 3,5 milyon liralık sermaye ile kurulur. İşte o aşamada Kadir Has'ın kardeşi Kemal Has bu teşebbüse ortak olmak ister. Ortaklardan Talip Aksoy bu ortaklığa gönülsüzdür ama kardeş hatırına Has'ların ortaklık payının %35'i devredilerek Kemal Has da işe dahil edilir. Türk insanı Coca-Cola'yı çok sever. Özellikle gençler arasında Amerikan balı bu meşrubat çok tutulur. Ancak işler her zaman böyle iyi gitmeyecektir ve kaçınılmaz kavgaya yaramak kalmıştır. Kazanılan paranın huzur getirmesi beklenirken huzursuzluk ve kavgalar baş gösterir. Zoraki ortak Kemal Has'la yönetim ilkelerinde anlaşamayan diğer ortakların her toplantısı büyük kavgalara ve tartışmalara yol açar. Zıtlaşma zamanla Kadir Has'ın ruh sağlığını bozacak düzeye gelince en sonunda bu büyük sevdasından vazgeçmeye ve hisselerini kardeşi Kemal Has'a devretmeye karar verir. Abisinin hisselerini alan Kemal Has ise kısa bir süre sonra Behçet Türkmen'in de hisselerine el koyar. 1971 yılında devrin öğrenci hareketi liderlerinden Mahir Çayan, Coca-Cola'yı Türkiye'ye getiren Kadir Has'ı ve diğer ortaklardan Talip Aksoy'u kaçırır. 400 bin lira fidye karşılığında serbest bırakılan ortaklar bu büyük şoku üzerinden kolay kolay atlatamazlar. Kadir Has üzüntüsünden yataklara düşmüş ve hastalanmıştır. Ruh hali de çok iyi değildir. Behçet Türkmen ise hem evladı Güner'i kaybetmenin üzüntüsü hem de sürekli gelen hacizlerden dolayı üzüntüsünden karaciğer kanserine yakalanır ve 1972 yılında hayatını kaybeder. Bu devir işlemiyle Türkiye'nin en büyük zenginlerinden biri olan Kemal Has ise 1975'te iş anlaşmazlığı sebebiyle ortağının kardeşi tarafından vurularak öldürülür. Fabrikaları, bankası, malı, mülkü ve Coca-Cola, neyi var neyi yoksa hepsi tek tek elinden gider.